Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size birbirinden güzel kitaplar ve birkaç tane de çizgi roman tanıtacağım. Yılın son kitap videosu için çok güzel bir seçki hazırladığımı düşünüyorum. Herkesin tarzına hitap edecek bir kitap veya çizgi roman bulabilir diye düşünüyorum. Zaten bu benim son kitap alışverişim oldu. Yani yılın son alışverişi oldu. O yüzden de yılın son videosuna yakışacağını düşünüyorum. Hazırsanız şimdi sizi bekletmeyeyim. Hemen kitap tanıtımına geçelim. İlk kitaba başlamadan önce şu arkamda muhtemelen Eyfel'i görüyorsunuzdur. Eyfel Lego setini. Onun videosu çok yakında gelecek. Onun için güzel bir hazırlık yapıyorum. Güzel bir video çekiyorum. Ama sene bitmeden geleceğini de düşünüyorum. Şimdi hadi ilk kitabımıza geçelim. İlk kitabımız Everest yayınlarından çıkan Garb Çepesi'nde Yeni Bir Şey Yok kitabı. Eric Maria Remark'ın yazdığı bu Garb Çepesi'nde Yeni Bir Şey Yok kitabı ki sanırım tam Türkçesi böyle değil bu arada. Çünkü batıda yeni bir şey yok gibi bir anlamı var Almanca'da. Ama Birinci Dünya Savaşı'nı konu edinen bir kitap. Oradaki aslında askerlerin gözünden bazı olayları anlatan bir kitap diyebilirim. Zaten bunun da bu sene yani 2022 yılında net. Netflix'e filmi gelmişti ki ismi de zaten neredeyse aynı. Sadece Garp Cephesi değil Batı Cephesi'ydi orada. Batı Cephesi'nde yeni bir şey yok diye Netflix'te filmini de izleyebilirsiniz. Kitap dediğim gibi Birinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra yaklaşık bir 10 sene sonra falan yazılmış olması lazım. Çünkü kitabın bakayım yazım tarihi 1929 değil mi? Evet kitabın yazım tarihi 1929 yani zaten 2. Dünya Savaşı'ndan bir yaklaşık 20 sene önce falan yazılmış bir kitap. O yüzden 1. Dünya Savaşı hakkında yazılmış güzel romanlardan veya değişik romanlardan bir tanesi ve nadir romanlardan bir tanesi diyebilirim. Şimdi ikinci kitaba geçelim. İkinci kitabımız Grand Hotel Europa. Yazarın adı Ilya Leonard Pfeiffer gibi bir şey olması lazım. Şu an tam okuyamadım açıkçası. Bu aslında kapaktan da göreceğiniz gibi Grand Budapest oteline oldukça benziyor kapağı ki konusu biraz Wes Anderson filmlerinden farklı olsa da aslında bir yazarın oteldeki ve otelin geçmişiyle alakalı anlattığı şeylere dayanıyor. Yani aslında kurgu ama gerçekle de galiba bağdaştığı noktalar var. Çok hikayesini bilmiyorum ama bir öneri üzerine aldım. O yüzden de okumayı merakla bekliyorum diyebilirim. Kitap bu arada canlı yayınlarından çıkmış. Üçüncü kitabımız Richard Osman'ın iki kez ölen adam kitabı. Ben Richard Osman'ın kitabını geçen sene yine Aralık ayında almıştım. Perşembe günü cinayet kulübü olması lazım adı. İlk romanıydı zaten yazarında. İngiliz bir yazar. Kitaba Aralık ayının sonunda başlamış ve Ocak ayının ortasına kadar da bu kitabı okumuştum. Yani ilk kitabını okumuştum. Oldukça da beğenmiştim. İkinci kitabının geleceğini zaten kitapta da yazıyordu. Yani Türkçesinde de yazıyordu ikinci kitabı çevrim aşamasında diye. Ama maalesef neredeyse bir sene sürdü ikincinin çıkması. Bu da yine bu ayın ortalarında çıktı. Hatta 15 Aralık'ta falan çıkmış olabilir. Bu görmüş olduğunuz iki kez ölen adam kitabı. Zaten bu arada şöyle bir şey oldu. Ben Almanya'dayken bir kitapçıda Richard Osman'ın İngilizce kitaplarını gördüm. Üç tane kitabı vardı. Yani bundan sonra bir kitabı daha var aslında. O da yeni çıkmış sanırım yani bu sene İngilizce çıkmış. Bize muhtemelen önümüzdeki sene Aralık ayında gelecektir o. Ama en azından ikinci kitabını görmüş olduk. Bu kitapta bu arada cinayet çözüyorlar. Ama Kahramanlar farklı bir dedektif değil veya işte böyle karizmatik karakterler yok Onun yerine bir huzur evinde veya huzur evi tarzı bir kasabada yaşayan birkaç tane yaşlının çözdüğü cinayetleri konu alıyor Cinayetleri değil aslında bir tanesiydi ama bu muhtemelen ikincisi olacak Onu da buraya koyayım Eğlenceli bir roman arada böyle e, esprileri güzel oluyor Gerçekten kitap okurken çok nadir kahkaha atarım ama ilk kitabı okurken iki yerde özellikle kahkaha atmıştım Ki çok da basit espriler ama gerçekten okuması keyifli diyebilirim Şimdi dördüncü kitabımız Ünlü şair diyecektim az daha. Ee, ünlü sanatçı mı diyeyim şarkıcı mı diyeyim Bruce Dickinson'ın Iron Maiden grubunun e, solisti Bruce Dickinson'ın aynı zamanda da pilot bu arada. Otobiyografisi yani kendi yazdığı bir biyografi. Kitapta hem Iron Maiden'la alakalı anıları anlatıyor. Nasıl kurulduğunu, nasıl geliştirdiğini, neler yaptığını hani bilmediğimiz anıları anlatıyor. Aynı zamanda pilot olmasıyla alakalı da anılar var. O yüzden açıkçası Bruce Dickinson'la ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa... Bu kitabı yani kitabın adı bu arada Bruce Dickinson değil daha büyük yazmasına rağmen şöyle göstereyim. Bu düğme ne işe yarıyor kitabın adı. Onu da koyalım ve 5. kitabımıza geçelim. 5. kitabımız ki bu seçkide biraz fazla göreceksiniz bunu. Çünkü çok fazla içerisinde... Ee... Yunan mitolojisiyle veya bazı mitolojilerle alakalı kitaplar var, romanlar var. Zaten son dönemde popüler olduğundan dolayı yayın evleri de özellikle İthak yayınları bu kitaplara biraz ağırlık veriyor. Bunları daha fazla seçkisinde sunmaya başladı. Bu da onlardan bir tanesi Pat Parker'ın Kızların Suskunluğu kitabı. Bu kitap yine Yunan mitolojisinde geçen bu Troya Savaşı'nın kadın kahramanlarını konu alıyor. Yani onların gözünden bir kitap. İşin biraz daha böyle aşil gibi erkek kahramanlarına değil kadın kahramanlarına odaklanan bir kitap. O yüzden hani ufuk açması için de bence tavsiye ederim okunması gerek. Şimdi 6. mı oldu? Bu videolarda ben genellikle sayıyı karıştırıyorum o yüzden kusura bakmayın şimdiden eğer ilk defa benim kitap videomu izliyorsanız. Evet altıncı kitaba geçiyoruz. Altıncı kitap yine aynı tarzda Bin Gemi kitabı, Natalie Hines'ın kitabı. Bu da yine Troya Savaşı'ndaki kadın kahramanlara odaklanan bir hikaye. Ama tabii ki birebir aynısı değil ve aynı karakterler yok. Daha farklı karakterleri de anlatıyor. O yüzden farklı bir kitap. Tavsiye ederim eğer bu tarz böyle Yunan mitolojisine veya böyle farklı hikayelere ilginiz varsa hani hafif fantastik veya mitolojik hikayelere ilginiz varsa mutlaka tavsiye ederim. Okumadan tavsiye ediyorum tabii yani en azından göz atmanızı tavsiye ederim anlamında söylüyorum. Yoksa okuyup da çok beğendiğimi söyleyemiyorum çünkü daha okumadım yeni aldım. Bir diğer kitabımız sanırım 7. oldu şu an saymayacağım. Lanetli Tavşan kitabı Itaki yayınlarından çıkan. Bu kitabın özellikle kapağının muhteşem olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekten şöyle bir tutayım bir kapağına bir, bir süre şöyle bir göz atın. Gerçekten çok güzel bir kapak tasarımı olmuş. Kitabın eğer Itaki tasarladıysa hani tebrik ediyorum ama orijinal kapağıysa da yine tebrik ediyorum. Gerçekten kim tasarladıysa güzel tasarlamış. Gerçi ona bakabiliriz. Hemen bakalım. Kapak tasarımı. Evet yabancı. Choi Jahon. Jahon ya da neyse. Tabii Korece bilmediğim için kusura bakmayın. Yabancılar tarafından da Koreliler tarafından tasarlanmış. Zaten bu kitapta bir Koreli yazarın kitabı. Bora Chung. Bora yazdığına bakmayın. Erkek değil. Şöyle göstereyim. Bora Chung'u kısaca. E, genç bir Güney Koreli yazarın kitabı. Ama bu arada bu bir roman değil. İçerisinde 7 tane olması lazım. Hemen söyleyeyim. 10 tane özür diliyorum. 10 tane öykü var. Öykülerin tamamı böyle korku temalı ama tam korku da değil. Biraz biraz içerisinde farklı fantastik öğeler de var. Zaten kitabın arkasından okuyacak olursam kişiye özel hazırlanan lanetli eşyalar, banyodaki atıklardan vücut bulan bedenler, Bilinç kazanan tekinsiz robotlar, intikamcı tilkiler ve daha fazlası bu karanlık öykü derlemesinde kendine yer buluyor." demiş kitabın arkasında. İçerisinde dediğim gibi 10 tane kısa, yani çok uzun değil. O yüzden hızlı okuyacağınız bir kitap olabilir. 10 tane kısa öykü bulunuyor. Kitabın kapağının güzel olduğunu söylemiş miydim burada? Cidden baksanıza. Çok güzel. Gelelim sanırım 8. kitaba. Olga Ravn'ın yazdığı personel kitabı. Bu kitap Böyle gözüktüğüne bakmayın. Çünkü yani bakmayın diyorum bu arada yani hani bilim kurgu kitabıymış. Ben de açıkçası ilk başta rafta gördüğümde bir kitapçıda hani ilgimi çekmemişti ama daha sonra internette araştırırken gördüm. Gelecekte geçiyor ve bir uzay gemisindeki insanların mürettebatını aslında anılarını anlatıyor. Fakat bu anılar tabii ki işte düz anılar değil. Bunu yaptık şunu yaptık gibi değil. Çünkü içeride olaylar da olmaya başlıyor. Ve bu kitap bir karakterin tam olarak gözünden değil şöyle hatta göstereyim. Tanık beyanları üzerinden anlatıyor. Her chapter aslında bir tanık beyanı. Totalde kitap 179 tanık beyanından oluşuyor. Şeyden biraz farklı. Max Brooks'tu galiba. Zombilerin zombi günü müydü? Z günü müydü? Öyle bir kitap vardı. Bu Brad Pitt'in de oynadığı film. Daha sonradan kitabı çevir şey, filmi çevrilmişti kitabın. Şu an tam hatırlamıyorum ama Doğan kitaptan çıkan bir kitaptı. Neyse. Orada da gazetecinin yaptığı röportajlardan aslında size hikayeyi anlatıyordu. Onun da bir kurgusu farklıydı, filmle hiç alakası yoktu. Bu da tanık beyanları üzerinden anlatmış, o yüzden açıkçası okumayı merakla bekliyorum. Zaten kısa, şöyle 150 sayfalık bir kitap, hızlı bir şekilde okunacaktır çünkü çoğu tanık beyanı bir sayfanın yarısını falan kaplıyor sadece. Yine unuttum. 9 diye tahmin ediyorum sayıyı. 2 4 6 8 evet 9. kitabımız işte böyle oldu kitabı. Yine canlı yayınlarından çıkan, biraz önceki personel de canlı yayınlarından çıkmıştı. Natalia Ginsburg'un yazdığı, eski tarihte geçen bir dönem romanı. Açıkçası çok konuya hakim değilim ama bir kadının çaresizliği ve onun üzerinden nasıl ayakta durduğunu anlatan aslında bir roman. Diye düşünüyorum en azından okuduğum yazılar öyle. Öyle olduğunu ummuyorum içindeki hikayenin. Açıkçası okuduktan sonra göreceğim. Ama yine de kadınlar hakkında biraz daha böyle hani... Daha doğrusu kadın karakterlerin daha güçlü olduğu romanlar istiyorsanız... Ki bu bir fantastik roman değil bu arada. Hani öyle bir özel güç gibi düşünmeyin ama... Kadın karakterlerin gözünden anlatan bir roman istiyorsanız buna bir göz atabilirsiniz. Zaten dediğim gibi bu da kısa 104 sayfalık bir kitap. Şimdi 10.ye geçelim. Yaban Diyarlarda Yabancı İtak yayınlarından çıkan çok eski bir bilim kurgu romanı. Çok eskiden kastım 60'larda yazılmış olması lazım. Bu kitabın özelliği şu bu arada ben bu kitabı bilmiyordum. En azından hikayeyi bilmiyordum. Çok fazla hakim değildim. Bu kitabı ben Bill Gates'in her sene yayınladığı bu kitap listelerinden gördüm. Daha önceki videomda da galiba bahsetmiştim yine Bill Gates'in kitap listesinden ki oradan bir kitap da göstereceğim. Bill Gates her 6 ayda bir kitap listesi yayınlıyor. Genelde 5 tane, 6 tane bazen sayı düşüyor, bazen artıyor. Kitap yer alıyor ve okuduğu kitapları bahsediyor. Anlatıyor daha doğrusu hani bunlar bunlar içeriyor ve bundan dolayı sevdiğim kitabı öneriyorum diye. Bu Aralık ayında Bill Gates'in yayınladığı listede bir farklılık vardı. Bu sefer son 6 ayda okuduğum kitapları değil de tüm zamanlarda en çok beğendiğim kitaplardan birkaçını göstermek istiyorum dedi. Bu yaban diyarlardaki yabancı da o kitaplardan bir tanesiymiş. Bill Gates Microsoft'un ortak kurucusu Paul Allen'la birlikte bu kitabı gençliğinde okuduğunu ve ikisinin de Paul Allen'la Bill Gates'in en sevdiği bilim kurgu romanlarından biri olduğunu belirtiyor. Bu arada Bill Gates'in yayınladığı ve fotoğrafını gösterdiği kitap bundan çok daha ince. Zaten ben de kitabın ilk sayfalarını karıştırırken şöyle bir yazı buldum. Bu kitabın en azından bu sürümünün bu baskının genişletilmiş bir versiyon olduğunu öğrendim. Çünkü daha önce İngilizce ilk yayınlanan versiyonu çok daha kısaltılmış haliymiş. Daha sonra sanırım çocuğu bu kitabı genişleterek tekrardan piyasaya sunmuş. Robert A. Heinlein'ın yazdığı, umarım doğru okuyorumdur, Yaban Diyarlardaki Yabancı, İngilizce adıyla Stranger in a Strange Land kitabını açıkçası okumayı merakla bekliyorum. Çünkü bilim kurgu okumayı çok seviyorum. Bu kitapta eski kitaplar içerisinde oldukça ilgi çekici duruyor. Bill Gates de Paul Allen'ın da çocukken çok sevdiği bir kitap olduğunu düşünürsek açıkçası okumayı merakla bekliyorum. Bir diğer kitabımız Naomi Alderman'ın yazdığı Güç, The Power kitabı. Bu da yine Bill Gates'in biraz önce bahsettiğim bu sefer yaz listesi. Yani bu kitabı Haziran ayındaki listesinde önermişti. Bu kitabın şöyle bir olayı var. Ben o önerdiği zaman, listede önerdiği zaman yazın kitaba bakmıştım. Türkiye'de daha önce yayınlanmış fakat baskısı tükenmiş. Ve hiçbir şekilde de yoktu. Sadece sahaflarda falan bulunabiliyordu ikinci eli. Ama o da çok böyle sıfır ayarında bir kitap yoktu. Ben de sonrasında kitabı aramayı bırakmıştım. Fakat sonra gördüm ki bu yayın evi, Mrs. Kitap yayın evi, Bilgeyes'in listesinden iki ay sonra, yani Ağustos'un ortasında bu kitabı yeniden basmış ve yayınlamış. Ben de tesadüfen tekrardan basıldığını gördüm. Ve hızlı bir şekilde satın aldım. Bu kitabın da şöyle bir özelliği var Bu da yine toplumsal cinsiyet eşitliğine dayanan bir kitap aslında fantastik bir kitap daha doğrusu bilim kurguyla belki fantastiği karıştıran bir kitap ne kadar gerçek temellere konu alsa da olayı şu kadınlar bir anda bir güç kazanıyor burada bahsettiği güç dediği bir güç kazanıyor bu da vücutlarına yer alan bir elektrik gücü aslında yani vücutlarından çok ciddi şekilde bir akım çıkarabiliyorlar bir elektrik verebiliyorlar ve bu enerjiyi, bu güç sayesinde de yazar aslında iş dünyasında ve genel hayatta kadınlar erkeklerden daha farklı hale gelir miydi sorusunu baz almış. Daha doğrusu bu soruya cevap aramış diyelim. Çünkü şu an biliyorsunuz ki hani men's world de denilen yani erkeklerin dünyası denilen versiyonda erkeklerin bu kadar egemen olmasının en büyük sebebi erkeklerin sahip olduğu daha bir güç diyeyim, kas gücü diyeyim. Hani zamanında avlanmadan gelen bir teori. Tabii ki şimdi beni bu söylediklerime sadece yargılamayın. Ama ama yazar da burada bu soruya cevap arıyor. Diyor ki eğer kadınlar da bir güçlü olsaydı ve çok daha farklı bir güce sahip olsaydı. Yani herhangi bir kas gücünden çok daha farklı bir güce sahip olsaydı. Bütün hayat değişir miydi? Yani bu iş hayatı, ev hayatı ve genel hayat değişir miydi? Bunu konu oluyor ama dediğim gibi de ilgi çekici çünkü bu güç bir vücutlarından çıkan bir elektrik gücü yani fantastik tarafı da var için. Açıkçası ilgi çekici. Bilgece'de dediğim gibi önerdiği bir kitap. Çok güzel bir kitap diyor. O yüzden okumanızı tavsiye ederim. Ben de 2023 yılında ilk okuyacağım kitaplardan bir tanesi. Muhtemelen bu arada bu kitapların çoğunu 2023'ün başlarında diyeyim, ilk çeyreğinde okumaya çalışacağım. Bakalım kaçını okuyabilirim. Yine unuttuğum sayıdan devam ediyorum. Yokaste'nin çocukları kitabı, Natalie Haynes'ın şuralarda bir yerde tanıttığım ...Bin gemi kitabının yazarı orada Truva'daki kadınları anlatıyordu. Burada da yine Yunan mitolojisindeki bir karakteri Yokaste'yi ya da Yokaste nasıl okunuyor tam emin değilim ama Yokaste diye düşünüyorum. Onu konu alan bir roman. Çok bilmiyorum. Karakteri de bilmiyorum açıkçası ama ilgimi çekti. Öğrenmek istiyorum. Bakalım ne zaman okurum ve öğrenirim bilmiyorum. Bir sonraki kitabımız sayı 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. kitabımız Cadının Yüreği. The Witch's Heart. Genevieve Gornicek'in yazdığı bir roman. Bu kitabın da şöyle bir özelliği var. Bu arada İthaki yayınlarından çıktı. Biraz önceki Yokaste'nin çocukları da İthaki yayınlarından çıkmıştı. Onu da belirteyim. Natalie Hines'in bu Yokaste'nin çocukları ikinci kitabı. Yani kendisinin ikinci kitabı. Herhangi bir serinin değil. Kendi yazdığı ikinci roman. Bu İthaki yayınlarından çıkmış. Fakat Bingham'i üçüncü yazdığı roman ama Epsilon yayınlarından çıkmış. Demin onu söylememiştim galiba. Bingham'i Epsilon yayınlarından. Yokaste'nin çocukları da İthaki'den çıkmış. Şimdi Itaki'den çıkan bir başka kitapla daha devam edelim. Cadının Yüreği'yle. Bu kitabın şöyle bir özelliği var. Yunan mitolojisinde çok fazla karakter anlatıldı ki bunlardan en önemlisi de Loki. Şimdi God of War oynayanlar beni özellikle biraz daha iyi dinlesin. Çünkü İskandinav mitolojisinde erkek karakterler kadar kadın karakterlerinde çok büyük rolü var. Tıpkı Yunan mitolojisinde olduğu gibi. Fakat bunlar yavaş yavaş oyunlarla, filmlerle artık biraz daha böyle etrafımızda olmaya başladı. Daha sonra bilinir olmaya başladılar. Zaten yine oyunlar ve filmler sayesinde Yunan mitolojisi bu kadar popülerdi. Şimdi İskandinav mitolojisi de çok fazla popüler olmaya başladı. Cadının yüreği de yine İskandinav mitolojisine geçiyor. God of War oynayanlar, özellikle ikinci oyunu oynayanlar dikkatli dinlesin diyorum. Çünkü bu kitap Angroboda'nın yani Loki'nin eşi olan Angroboda'nın hikayesi onun gözünden olayları anlatıyor. Onun gözünden birçok olayı anlatıyormuş açıkçası okumadığım için merak ediyorum ama çok fazla iyi yorum gördüm. Çok iyi olduğu, hikayesinin çok güzel olduğu söyleniyor. O yüzden İskandinav mitolojisiyle biraz bile ilginiz varsa veya artık merak etmeye başladıysanız ki Assassin's Creed Valhalla da oynamış olabilirsiniz God of War dışında. Ya da artık birçok dizisi, filmi var bu tarz konuların. Hani eğer biraz ilginizi çekiyorsa bu Angerboda kısmı özellikle bunu okumanızı ve ufkunuzu en azından İskandinav mitolojisi içerisinde genişletmenizi tavsiye ederim. Çünkü genelde İskandinav mitolojisi kitapları böyle daha sayılı karakterler odaklanıyor. İşte Loki gibi, Thor gibi ki genelde artık Loki'ye odaklanılıyor. Ama bu kitap Loki'nin diğer tarafını yani Angrboda'yı anlatıyor. O yüzden dediğim gibi bu kitaba da göz atabilirsiniz Cadının Yüreği. Şimdi son iki kitaba geçtik. Yine sayıyı unuttum. Bir tanesi William Gibson'ın yazdığı sıfır geçmiş kitabı. William Gibson, Neuromancer kitabıyla aslında ünlü olan yani Matrix'e de bir anlamda ilham vermiş bir yazar. Hatta Amazon'da The Peripheral olması lazım. Böyle bir dizisi de var. Yani kendi yazdığı romanın üzerinden dizisi yapıldı. Sıfır geçmiş onlardan biri değil. Henüz bir filmi dizisi var mı bilmiyorum ama Artemis yayınlarından çıkan oldukça da güzel baskıya sahip bir kitap. Onu söyleyeyim. 2017'de çıkmış Türkiye'de ama Yurt dışında da söyleyeyim. Gibson bu kitabı 2010 yılında yazmış. Yani çok öyle eski bir roman değil. Bilim kurgu tadında bir roman. Zaten Londra ve Paris'te geçiyor diye biliyorum. Eğer modern bilim kurgu hikayeleri arıyorsanız, romanları arıyorsanız tavsiye ederim. Bir göz atmanızı tavsiye ederim en azından. Ben de okuduktan sonra kesin yorumumu yaparım ama şimdilik okumak için can atıyorum diyebilirim. Çünkü birazcık sayfalarını karıştırdığımda hikayesi ve dili akıcı geldi. Dediğim gibi okumayı merakla bekliyorum. Şimdi son kitabımız biraz daha özel bir kitap. Bu kitaplardan çok daha farklı zaten İngilizce bir kitap. Bazen kitap videolarında ben böyle İngilizce kitaplar tanıtıyorum. En son mesela Indiana Jones filmlerinin yapım aşamasını anlatan bir making of kitabını e, tanıtmıştım. Şimdi size yeni çıkan ama çok farklı olan bir İngilizce kitabı tanıtacağım. Kanalımla da oldukça uyumlu The Lego Book. Özür dilerim The Lego Story. Danimarkalı yazar Jens Andersen'in yazdığı The Lego Book pardon The Lego Story. Lego'nun en başından yani o bilinen o ahşap oyuncak üreten halinden şu anki zamana kadar uzanan tüm süreci detaylarıyla anlatan bir kitap. Kitabın bu arada baskısı ve fotoğrafları da çok iyi. Zaten Lego Foundation ve Kirby ile şu anki holding hali, şirket hali. Şöyle göstereyim bazı fotoğraflarını. Lego şirketiyle işbirliği halinde yazılan bir kitap. Bu sayede çok fazla arşiv fotoğrafı erişilmiş, arşiv anılara erişilmiş, oradaki detaylar anlatılmış. O yüzden normalde internette bulabileceğinizden çok daha fazla bilgi içerdiğini söyleyebilirim. Lego'nun o dönemki işte bu gelişimini, bu oyuncakları, fikirleri vesaire bulmasını açıkçası çok güzel anlatıyor. Ben de karıştırdığımda ve böyle birkaç sayfasını okuduğumda çok güzel bilgiler edindim şimdiden. Kitap İngilizce yani Türkçesi yok. Eğer Türkçesini basmak isteyen bir yayın evi olursa ben çevirmeye de gönüllüyüm onu da söyleyeyim. Yani bu konuda destek sağlarım bir şekilde. Ama kitap şu an için İngilizce herhangi bir Türkçe baskısı yok. Zaten yurt dışında da yani Danimarka'da ve sonrasında İngilizce olarak da yeni çıktı diye biliyorum. Danimarka'da galiba bir sene önce çıktı. Şöyle bir bakayım. Evet Danimarka'da 2021 yılında çıkmış. Ama Amerika'da ve İngilizce baskısı bildiğim kadarıyla bu sene hatta 1 iki ay önce çıktı. Ben de Almanya'ya gittiğimde bu kitabı Amazon'dan sipariş verip Almanya'ya göndermiştim. Oradan da alıp Türkiye'ye getirdim okumayı da merakla bekliyorum. Siz de şimdiden araştırabilirsiniz. Türkçesi de umarım yakında birileri tarafından, herhangi bir yayınları tarafından çıkar. Şimdi kitapları bitirdiğimize göre geçelim çizgi romanlara. Son iki senedir, hatta bu seneyle birlikte üçüncü sene oldu. Aralık ayının böyle son iki haftasında falan Jet Bank'ten yani JBC'den çizgi roman siparişi veriyorum ve genelde aslında yıl sonu kendi kendime bir yılbaşı hediyesi gibi birkaç tane çizgi roman alıyorum ve onları okuyorum sene içerisinde. Bu sefer sayı olarak azaldım ama zaten Jet Bang'in son yayınladığı çizgi romanlar çok güzel gözüküyordu. Onların bir alışverişini yapmış oldum. Şimdi size onları göstereyim. İlki Marini'nin Batman Kara Prens çizgi romanı. Yine Batman ve Joker'in aslında bir macerası ama içerisinde Harley Quinn de var, Catwoman da var gördüğüm kadarıyla oldukça ilgi çekici bir çizgi romana benziyor. Okumak için can atıyorum. Bu arada çizgi roman kalın bir fasikül değil yani. Kuşa kağıda baskılı ve bunun da sayfalarını bu arada karıştırdım ama daha tam okumadım. Şu an çünkü okuduğum bir iki tane kitap var. Bir tanesi böyle işle alakalı bir kitap, bir tanesi de roman. O yüzden ikisini okuyorum. Araya bir şey sokmak istemiyorum ama böyle boş vaktimde de aslında bu kitapları veya çizgi romanları karıştırıp birkaç sayfasını okuyorum okuyorum. Yapmamam lazım ama okuyorum. Yapacak bir şey yok. İkinci çizgi roman Joker'in böyle bir fasikülü. Bunu henüz açmadım. Çünkü okuyacağım zaman açmak istiyorum. Daha öncesinde herhangi bir şey gelmesin başına diye bu şekilde tutuyorum. Kötülerin yılı Joker bu arada tam Onu da böyle koyayım. Diğeri çok merak ettiğim ve baskısına da bu arada hayran kaldım. Yani kuşe kağıdı dışında şu arkasındaki kabartmaya ve önündeki yine kabartmaya ve parlak baskıya hayran kaldığım 3 şoker kitabı. Bu kitap da bu arada yurt dışında da çok eski olmaması lazım. 1 ya da 2 senelik. Şurada yılı var mı bakıyorum. Evet 2020'de çıkmış gördüğüm kadarıyla 3 Joker 3 Jokers. 3 Joker çizgi romanı Türkiye'de de oldukça beklenen bir çizgi romandı. Çok uzun zamandır Jet Benge sürekli hadi 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 basın 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 diye baskı yapıldığını biliyorum. En azından yorumlarda gördüm ve Jet Bang'in sahibi Erten Ergil'in de sanırım Instagram'ındaki canlı yayınlarda hep 3 Joker'i soran oluyordu. Alın işte size deyip basmış ve çok da güzel basmış çok güzel bir dediğim gibi baskısı var. Hikayeyi çok merak ediyorum çünkü oldukça ilgi çekici. Üç tane Joker'in olduğu bir Batman hikayesi gerçekten ilgi çekici. Okumadığım için henüz yorum yapamıyorum bu konuda. Ama okuduktan sonra eminim Instagram'dan veya belki de yine bu YouTube'dan bir şeyden bir video ile birlikte anlatırım diye düşünüyorum. Geçelim son iki kitaptan bir tanesi. Jet Bang'in JBC Retro olarak değil mi? Evet JBC Retro olarak bastığı Kara Şövalye dönüyor çizgi romanı. Bu çizgi romanı da ben uzun zamandır aslında okumak istiyordum. Türkiye'de ilk baskısını kaçırdığımı da üzüldüm. Çünkü bir dönem böyle çizgi romanları çok alamadım. En azından diğerlerine ağırlık verdim. Bunu almamıştım. Hatta şöyle söyleyeyim. Daha böyle üniversite zamanları veya lise zamanları Türkçesi hiç yokken Remzi Kitap Evi'nde böyle İngilizce çizgi romanlar olurdu. Orada görüyordum ama o dönem İngilizcem böyle yetmez falan diye özellikle lise son zamanları e, almıyordum. Açıkçası çekiniyordum. Niye bilmiyorum. Ama şu an Türkçesini en azından alıp koleksiyonuma kattığım için çok mutluyum bu Frank Miller'ın çok eski bir aslında 80'lere dayanıyor olması lazım şimdi yanlış olmasın 80'lerin sonu da olabilir evet 86'da ilk yazdığı Frank Miller'ın bir Batman hikayesi bu hikaye özellikle hem Christopher Nolan'ın filmlerine hem de aslında Zack Snyder'ın filmlerine ilham oldu hatta şöyle nasıl ilham oldu derseniz size Zack Snyder'la alakalı da şöyle göstereyim ki zaten Dark Knight filmlerinin ana ilham konusu ama şurada şöyle göstereyim Umarım kamera netlemiştir. Batman Superman filmindeki o Batman'in armor'ı neredeyse birebir aynı olacak şekilde burada yer alıyor. Ama hikayeyi tam okumadığım için onda da bir şey diyemeyeceğim. Şimdi son olarak Joker öldüren gülümseme çizgi romanı. Bunun baskısı diğerlerinden daha büyük. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi daha büyük bir baskıya sahip ve içerisinde daha büyük boy basılmış bir çizgi roman var ki ne kadar büyük sayfa o kadar bence sizi içine çeken bir hikaye demek. Çünkü bu sonuçta tekst bazlı değil. Yani görsel bazlı bir hikaye olduğu için çizgi romanlar. Daha büyük resimler sizi daha iyi içine çekiyor ve detayları daha iyi görebiliyorsunuz. Çünkü çok küçük yapılmış ki burada aslında biraz öyle eski tarzda. Şöyle yine göstereyim mesela çok fazla bir sayfada çok fazla kare var. Tabi bu biraz hikayenin de yoğunluğuyla alakalı. Ne kadar fazla kare o kadar daha yoğun hikaye. Ama büyük resimlerden oluşan çizgi romanlarda da bu çizimlere daha iyi odaklanabildiğinizi düşünüyorum. Çizimlere daha iyi görebiliyorsunuz ki çünkü ben açıkçası çizgi roman okurken yavaş okumayı seviyorum. Hikayeyi çok hızlı bir şekilde okuduğunuz zaman o görsellerdeki kaliteyi, detayları, çizgileri birçok şeyi kaçırıyorsunuz. O yüzden büyük halinde seviyorum ama hikaye konusunda yine bir şey diyemiyorum. Bu arada aldığım çizgi romanlar şu hariç sanırım. Zaten hepsi yine Batman'in Joker'le olan e, mücadelelerini anlatıyor. Herhangi bir diğer karakterlere odaklanmamış tamamen Joker e odaklanmış hikayeler ki zaten 3 Joker adı üzerine üç tane Joker'i konu alıyor. Şimdi çizgi romanları da böyle koyayım. Umarım gözüküyordur videoda. Ve artık videonun sonuna geçelim. Bu yılın son kitap tanıtım videosunu izlediğiniz için teşekkür ederim. 2023 yılında çok daha fazla kitap tanıtacağım. Umarım ayda bir böyle video yapabilirim. Ama yapamasam da yani 2-3 ayda bir yaparsam da zaten içerisinde çok daha fazla kitap olacaktır. Yani bu kitap videoları Lego'ların ve diğer videoların yanında gelmeye devam edecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 2022 yılında benim videolarımdan görüp de aldığınız kitaplar varsa aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. En azından yani tanıttığım kitapların bir okura ulaştığını görsem çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu dediğim gibi 2022'nin son videosu değil ama kitap olarak son videosuydu. Seneye görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.